Rahim sakması, rahim sakmıyor. Başka şey sakmış, onu getiriyor. Onun için Aytuğ Bey'in dediği gibi önce neredeyiz, ne yapıyoruz, organların adı ne? Çünkü bundan sonraki sürede konuşacağımız şeylerde hep bu terminolojiyi kullanacağız. O bakımdan onu anlatmakta yarar var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim bu organlarımız vücudun bir harikası, doğanın bir harikası. Şu aşağı yukarı normal boyutundan biraz daha büyük gibi görünen bir rahim, uterus dediğimiz. Bu düşünün 60-70 gram ağırlığındaki bu organ gebelik boyunca 2 kiloya çıkıyor. İçinde 3,5 kilo çocuk, 1 kilo su, yarım kilo plasenta vesaire taşıyor. Sonra o çocuğu şu bakın bir parmağın girdiği vajinadan dışarıya atıyor ve görevini tamamlayıp tekrar bu hale geliyor. Vücutta başka böyle bir organ yok. Mükemmel bir organ. Mucize. Aynı şekilde bir parmağın girdiği bu... Ha üstelik bu çıkan çocuğu içeriye sokmak da mümkün değil. Öyle bir mimariyle geçiyor ki kafasını en ufak kaldırması, en ufak döndürmesi, en ufak hareket değişikliği doğumu imkansız hale getirebiliyor. Onun için bizler hakikaten mutlu insanlarız, jinekolojiyle uğraşanlar. Kadınların kıymetini bilen insanlarız. Çünkü onların doğumda neler çektiğini biliyoruz. Ve üstelik de onlara yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi bu rahimin bulunduğu yer, şimdi bu leğen kemiği dedikleri aslında hepimizde olan, fakat insanın evrimiyle ayağa kalktıktan sonra şekil değiştirmiş ve bütün bu rahimi, bakın leğen kemiğinin altı boş. Bu boşluklarda bırakırsak bütün organlar dışarıya çıkacak. Ama bunu kapatan perine dediğimiz, apış arası dediğimiz bir bölge var. O bölge bütün organları dengede tutmaya yardım eden bir şey. Ve kaslardan ve zarlardan yapılmış. İşte bugünkü konumuzun da temel noktası bu. Bu arkadaşın bulunduğu yer burası. Şöyle de altında böyle, bir kas yapısı var. Altında da böyle bir kas yapısı var. Bir perde gibi, boylu boyunca, hamak gibi diyelim, hamak gibi bir zar var. Bizim rahim dediğimizi anlamamız gereken... Rahim dediğimiz ne? Yer burası. Üst kısım. Üst kısım. Bu üst kısmı. Ortadaki kısım. Bunun altında bulunan, burada biz hani alet takıp baktığımız zaman gördüğümüz yerde rahim ağzı. Mesela rahim ağzın genişlemiş, rahim ağzın büyümüş dediğimiz zaman zannediyor ki kadın vajinam vulvam genişlemiş. Utanıyor filan. Hayır, onu kendi de göremez, biz de göremeyiz. Ancak aletle görebiliyoruz. Rahim ağzı içerideki bu bölge. Çünkü rahimin iki bölgesi var. Kanserleri de öyle. Şöyle yapalım hocam, müsaade ederseniz. Tabii. Şunu ben bir açayım isterseniz. Ha, rahim ağzı burada var mı? Tamam. Şöyle ben kamera. Rahim ağzı burası. Şu yeşil gördüğünüz herhalde bir lezyon burada, bir kanser başlangıcı olabilir. Rahimin kendisinden olaylar çıkabilir, ağzından çıkabilir. Vajina da bu. Vajinamızın bir özelliği de, akıntıda da bahsedeceğiz. Burada gudde yok. Yani gudde salgı yapan bez yok. Bezler yok. Islaklığı sağlayan bez yok. Ama ne var? Çok bol damarlar var. O damarlardan sızan sıvıyla oranın nemliliği sağlanıyor ve ortam oluşuyor. Burada bir... Buraya vajinal zoo da diyorlar. Yani vajinal hayvanat bahçesi Türkçesinde bir sürü bakteri vesaire mikrop var. Bunların birçoğu yararlı olduğu için kadını enfeksiyondan koruyor. Yani bağırsağımızda biz hep bahsediyoruz. Probiyotikler var, işte bize sindirime yararlı bakteriler dediğimiz şeyler aslında evet. Burada da kendine ait, kendine evet. Özgü bir yapısı var. Bir mucizeden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi şu içeride periton dediğimiz olay bizim en çok korktuğumuz... Karın boşluğuna ameliyata girerken hep görüyorsunuz yıkanırız saatlerce, maskeler, takkeler giyeriz. Tanınmamak için değil. Hiçbir yerden mikrop çıkmasın, sızmasın. Onun için bu bölgede, fakat kadınlar yine bir mucize. Bakın, şu dış ortama açık. Buradan yol devam ediyor, peritona giriyor. Karın zarı yani. Karın zarına giriyor. Yani kadının karın zarı dış ortama açık. Bizde öyle bir şey yok. Erkeklerde yok öyle bir şey. Fakat bu nasıl korunuyor? Bir, buradaki ortamla. İki, buradaki ortamla. Üç, buradaki ortamla. Bunlar doğal bariyerler. Bu bariyerler bozulduğu zaman, biraz sonra konumuzun ileriki dönemlerinde bahsedeceğiz. İşte akıntılar vesaireler oluyor. Ama öncelikle bu sarkma denen olayda olay ne oluyor ondan bir bahsedelim. Hocam isterseniz sarkmaya bir daire geçelim. Önce şu akıntıları bir konuşalım. Çünkü olur. Çok daha sık rastlanan ve çok önemli bir konu. Akıntıları ben bunu alayım kenara şöyle müsaade ederseniz. Akıntılar genellikle şöyle bir telefon geliyor. Siz de binlercesini almışsınız.
Bir telefon geliyor. İşte hocam benim akıntım var. Bana bir ilaç söyler misiniz? Hemen ilaçla geçelim. Hayır, bir de yani hangi ilaç hangi akıntı? Bir kere akıntılar ne akıntı yapıyor? Yani nedir akıntı, nedir? Akıntım geçmiyor. Şimdi tıp, bizim jinekolojide 3 tane olay var. Kanama, ağrı, akıntı. Başka bir problem yok. Hasta bize 3 şikayetle gelir. Ya kanaması vardır, ya ağrısı vardır, ya akıntısı vardır. Şimdi her toplulukta akıntı dediğiniz zaman, biraz içine girdiğiniz zaman akıntısı olmayan hanım yok. Ve bu akıntıların birçoğunda kendileri yapıyor. Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Hijyene dikkat etmeyerek. Örneğin dışarıda satılan hazır petleri alışkanlık haline getirip kullanarak. Ben birçok hastayı o petleri kullanmamasını söyleyerek akıntıdan kurtardım. Çünkü yani günlük kullanılan petler, hazır satılan. Çünkü bunların içinde artificial maddeler var. Yani suni olarak şeyi emsin, kanı fazla emsin, akıntıyı fazla emsin. Ama bazı kanlarda alerji yapıyor. Bu alerji özellikle kız çocuğu olanlar bilir. Kız çocuklarının akıntı için pamuk koyarlar. Pamuk en tehlikeli akıntı yapan bir şey. O pamuk lifleri o kız çocuğunda akıntı sebebi olabilir. Parazit akıntı sebebi olabilir. Hanımlarda da özellikle hijyenine dikkat eden, ettiğini zanneden ama yanlış bildiği için onu kullanan insanlar akıntıdan kurtulamaz. Kurtulması için peki ne yapacağız? Akıntım var diyor, ne yapacağız? Şimdi bir dakika burayı açalım. Hijyen hepimiz evet en önemli organlarımızdan bir tanesi, tabii ki temiz tutacağız. Taharetlenmeyi bile ona göre yapacağız. Kız çocuklarına ilk öğretilen şeydir ama siz diyorsunuz evet. ki bunu fazla yaptığınız zaman evet. aslında oradaki florayı bozuyorsunuz. Böyle bir şey var mı? Dışarıdan şimdi o temizlik konusunda da çok önemli. Yine bizim mucize vücudun en pis kanalı anüs ile vajina arasındaki mesafe 1,5 santim. Orası o kadar birbirine temas ki onun için temizlik daima önden arkaya ve bir kere. Şu hareketi yaptığınız zaman bütün her yeri birbirine bulaştırmış oluyorsunuz. Ve bizim dıştan yaptığımız hijyenik olaylarda özellikle şuna da dikkat etmek lazım. Vücudun değişik yerlerinde pH farkı var. Mesela bebe şampuanı güzel filan ama o çocuğun pH'ine göre yapılmış. İnsanda bizde yani asit şey oranı bebeğe evet, göre. Bebeğe göre. Onun için bizim de genital bölge farklı, koltuk altı farklı, ağzımız farklı, yüzümüz farklı. Hanımlar biliyorsunuz 500 tane şeyle yüzünü bununla, gözünü bununla, burnunu bununla temizliyorlar. Onun için çok farklı malzemeler genital bölgeye ne yazık ki gösterilmiyor. Yani bizim Türk halkında gördüğüm, kadın ne kadar entelektüel olursa olsun, değerli meslektaşım da bilir, o insanlarda işin bu kadar titizlenmediğini görüyoruz hastalarda.